Kendinize, çevrenizdekilere, eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza, ablanıza, kardeşinize bugün, şu an, şu dakika yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden bir tanesi dostlar, telefonundan TikTok uygulamasını kaldırmaktır. Zaman abi. Moderatörleri bilmem neleri böyle community managerları falan var. Yani etrafta güzel içerikleri toplayıp bunları alıp insanlara sunan bir takım kendi çalışanları var. Bu çalışanlara şöyle bir internal iç işlerinde şirket içi bir mail gidiyor. Mail'da yazanları aynen aktarıyorum size arkadaşlar. 1. Eğer bir video slumdog dediğimiz yani böyle urban dediğimiz yani şehrin dışında işte böyle kırık dökük duvarların olduğu işte nispeten daha dar gelirli insanların yaşadığı görüntülerin bulunduğu yerlerde falan çekildiyse bu videoyu shadow banlıyorsunuz diyor. Shadow ban ne demek? Yani belli bir sayıda insandan daha fazlasını görmesine izin vermiyorsunuz diyor. Ondan sonra eğer görüntüdeki kişi nispeten güzellik kavramlarına, genel geçer güzellik kavramlarına, fiziksel güzellikten bahsediyorum, uymuyorsa shadow banlıyorsunuz diyor. Onu da banlıyorsunuz. Gösterimini kapatıyorsunuz diyor. 3. Eğer engelli, fiziksel olarak engelli bir insansan yine shadow banlayın diyor. Bak bak bak, rezilliğe bak. 4. Gidin Instagram'dan sağdan soldan ıvırdan zıvırdan toplayın bulabildiğiniz kadar ünlü popüler kişilerin videolarını, storylerini, hepsini sahte isimlerle yayınlayın. İnsanları buraya getirmeye çalışın diyor. Bunlar ilk çıktığı zamanlar, TikTok'un ilk zamanlarından bahsediyorum. Bunların hepsi şirket içi maillerle ifşa oldu. Yani TikTok dediğiniz rezalet bir yer. Hani insan olarak bildiğin faşist bir uygulama yani. Ama bununla da sınırlı kalmıyoruz. Rezillik bununla da bitmiyor. İşin güvenlik açığı kısımları var. Ancak şöyle bir şey var. Her sosyal medya uygulamasında bir takım güvenlik açıkları bulunabilir. Her sosyal medyası uygulamasında bir takım aksilikler, teknik sınırlamalar vesaireler olabilir. Bunların hepsi de zaman içerisinde düzeltilebilir. Ancak ne zaman keşfedildiği, ne zaman düzeltildiği, ne kadar süre bunun etkin bir şekilde kullanıldığı vesaire konuları ayrı mevzudur. Bunların incelenmesi lazım. Şimdi anlatacaklarımı dinlerken ona göre dinleyin. Tamam mı arkadaşlar? Çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların ışığında bir takım raporlar yazıldı. Reddit'te reverse engineer yapıldı. Yani içinde ne var diye bakıldı bu uygulamanın falan. Bunların bu araştırmalar üzerine yazılmış raporları beraber inceleyeceğiz. İnceledikten sonra da kararı siz vereceksiniz. Arkadaşlar şimdi TikTok'un satın aldığı bir uygulama var. Musical.ly diye. Bu uygulamada 2017'de TikTok'la şey yaptıktan sonra bu uygulamayla ilgili çok ciddi problemler çıktı. Çocukların özellikle bu uygulamayla ilgili yayınlamış oldukları verilerden dolayı aileler FTC'ye Amerika'da şikayette bulunmuşlar. FTC de 2019'da demiş ki çocukların gizlilik kanunlarını Musical.ly denen uygulama çiğniyormuş. O yüzden de zaten ceza kesilmiş falan filan. Privacy policy'ni yani gizlilik politikasını TikTok sonrasında bayağı bir düzeltmiş. Ama ne gibi bilgiler topluyormuş onlara bakalım. TikTok oldukça fazla derecede kişisel veri topluyor. Recommendation yani tavsiye etme algoritmasını düzenlemek için. Bunlar IP adresleri, lokasyon alakalı datası, sizin search history'niz, arama geçmişiniz, cookie'ler ve web beacon'larıyla kullanıyormuş. User profili oluşturuyor. Biliyorsunuz bu olay bütün sosyal platformlar için önemli bir şey. Çünkü bunlar kullanıcının ilgi alanlarına göre bir deneyim sunmak için kullanıyorlar. TikTok da diğer uygulamalar için senin e-mail ve login bilgini seni takip etmek için ve platformda ne yaptığını ve cihazlar arasında neler yaptığını kontrol etmek için saklı tutuyor. Reklamcılar bu dataya erişim hakkına sahipler ve sana uygun şeyler karşına getirmeye çalışıyorlar. TikTok'la diğer uygulamalar arasındaki şeyler de senin gizliliğini arttırıp platformda kalmanı sağlayacak herhangi bir iyileştirme hakkını sana sunmaması. Sana hangi reklamların görüneceğini TikTok'ta ayarlayamıyorsun. Bazı sosyal uygulamalar mesela bunun tam tersi sana erişim izni veriyor. Mesela Facebook datanın çoğunu topluyor ama sana bununla ilgili erişim yetkisi veriyor. Veya işte atıyorum Twitter'da da aynı şekilde toplanıyor ama bununla ilgili bir takım şeyler veriyor. Peki onun dışında bakalım TikTok mesajları gizli mi? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. End-to-end encryption yani uçtan uca şifreleme diye bir şey yok. Ne yazık ki mevcut değil. Ve
ve eklemeyi de planlamıyorlar. TikTok'taki bir privacy'nizi nasıl koruyabilirsiniz? Tüm accountlar, tüm hesaplar public. Yani umuma açık. Private hale getirebiliyorsun sonradan. Ama senin profil bilgin public kalmaya devam ediyor. Yani username, bio ve profile picture'ını bilen birisi seni oradan bulabiliyor. Bunlar aslında Instagram'da da aynı. 3 aşağı 5 yukarı. İstersen bunu değiştirip izin verebiliyorsun. Beni bul veya benim videolarımı indirmelerine izin ver veya izin verme şeklinde yapabiliyorsun. Böyle ufak tefek ayarlar vermişler. Ama işin güvenlik kısmı başka arkadaşlar. Burada çok ciddi şeyler var. Two Factor Authentication yok. Two Factor Authentication neydi? Yani size SMS başka bir şeyle ıvırla zıvırla sizin parolanız başkası tarafından alınsa bile siz olduğunuzdan emin olmadan, sizi doğrulamadan oraya erişim izni vermiyordu. Two Factor Authentication olmayan herhangi bir platform kaldı mı arkadaşlar? Ne yazık ki var. Esas patlak verdiğimiz nokta neresi biliyor musunuz dostlar? Bakın, iğrenç bir şey söyleyeceğim size. Sosyal platformların, sosyal medya yazılımlarının en büyük problemlerinden bir tanesi third party entegrasyondur arkadaşlar. Yani sosyal medya erişimini ve yönetimi için kullandığınız üçüncü parti uygulamalar. Bu uygulamalar bazen sisteminize API'ler vasıtasıyla erişir ve orada istediği gibi değişiklik yapmanızı sağlayabilir. Uzaktan mesela başka bir program açarsınız. Jam Messenger diye bir program yaparım ben. Hem WhatsApp, hem T-Signal, hem Twitter, hem Instagram, hem bütün mesajlarınızı okurum. Bu mesajlara cevap veririm, bilmem ne yaparım. Kendi mesajlarımı okurum ve cevap veririm. Bu uygulamayla bunu yapabilmek için ben kendi uygulamamdan platform sunucularına API ile API ile bağlantı sağlarım ve oradan gönderirim bağlantıyı. Authentication'da oradan yaparım. Mevzu biter. Ben böylece bağlı olan hesabın kullanıcı adı ve parolasına ihtiyaç duymam. Sadece bir ara bağlantı sağlarım. Şimdi dostlar, bu bağlantılar içerisinde dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar var. Bir tanesi API'lerin güvenli şekilde çalışması. İkincisi aradaki bağlantının sağlam olması. Bakın şimdi arkadaşlar, TikTok çok yakın bir geçmişe kadar şifrelenmemiş HTTP kullanarak medya içeriklerini şirketin içindeki networklerden download etmek için kullanıyordu. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Sen bir medyayı koydun server'a, ben üçüncü bir şekilde bir uygulamayla geldim. Geldiğim anda ben burada bir uygulamada çektim bir şeyi, filmi çektim. Sunucuya gönderirken aradaki bağlantıya herkes girip istediği gibi değiştirebilir. Düşünebiliyor musun? Hatta Checkpoint Researcher'ları bu konuyla ilgili bir şey yapıp TikTok account'larını değiştirip onların haberi olmadan hesaplarına video göndermişler. Private videoları, gizlenmiş videoları public yapmışlar. Ondan sonra da personal information, e-mail adres ve telefon numaralarını ortaya çıkartmışlar. Hani TikTok'ta bilmem ne de falan filan nasıl güvende olursunuz diye bakarsanız arkadaşlar, kaldırın TikTok'u, en güvenli yolu. Bunun dışında 6 ay önce şöyle bir mevzu oldu. Reddit'te falan çok patladı bu mevzu. Çok duyuldu. Elemanın teki Reddit'te gitti abi, reverse engineer yaptı. Yani açtı uygulamanın içini, baktı, tamam mı? İnceledikten sonra arkadaşlar şöyle bir şey keşfetti herifler. TikTok'un veri toplamasında diyor ki adam, inceledim uygulamayı, içini açtım, baktım nereye ne yapıyor diye kodlarını inceledim. Söyleyebilirim ki uygulamanın nasıl çalıştığına dair birkaç ay öncesine, geçmişe dayanan bayağı bir bilgim var. TikTok veri toplama servisidir diyor. Kendini sosyal ağ gibi gösteren. Eğer bir API varsa bilginizi toplayacak, tüm kontaklarınız, cihazınız hepsini kullanıyorlar diyor. Cihazınızın donanımı, CPU tipi, numarası, hardware ID'si, ekran çözünürlüğü, hafıza kullanımı, disk oranı vesaire hepsini topluyor. Diğer hangi uygulamaları yüklediğiniz, networkle alakalı her şey, IP, local IP, router MAC, your MAC, Wi-Fi access point name'iniz. Eğer rootlu veya jailbroken bir sistem kullanıp kullanmadığınız, local proxy server kuruyorlar makinenizde ve transcoding medyayı, ama bu rahatlıkla zero authentication'da içindeki tüm bilgiler alınabilir diyor. Zaten bu alındıydı daha evvelden. Bunu uzaktan kontrol edilebilir bir dizaynla yapmışlar. Eğer her bir kendi kütüphanelerini teker teker reassemble etmezsek, reverse engineering yapmazsak diyor, o zaman göremeyeceğiniz ve inceleyemeyeceğiniz bir şekilde derinlemesine yerleştirmişler diyor. Birden fazla protection'ları var, reverse etmenizi veya debug etmenizi engelleyecek. Android versiyonunda birkaç kod var diyor. Bir zip dosyası indiriyor, unzip ediyor ve çalıştırıyor binary olarak diyor. Niye böyle bir şey yapıyor? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor ve içinde ne vardı bilmiyorum diyor. Ayrıca kullanıcıların gerçek isimleri ve birthday'leri de gitti. Eğer TikTok kullanıp register ettiyseniz bu bilgilerinizin hepsi internette var. 2020'nin ilk çeyreği ve öncesinde TikTok kullandıysanız register ederken girdiğiniz bilgiler, kayıt olurken girdiğiniz bilgiler gitti arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizin hakkınızda ne topladıklarına dair bilgi sahibi olmanızı istemiyorlar. Analytic requestlerin tamamı enkriptleniyor. Every update'te de, her güncellemede de bunun key'lerini değiştiriyorlar diyor. Sonra ne yaptıklarını sen de bilemiyorsun diyor. Daha evvelden Instagram, Facebook, Reddit, Twitter app'lerini reverse'lemiştim diyor yazar. TikTok'ta bahsedilenin %1'i kadar bile bilgi toplamıyor sizle ilgili. Ayrıca da nelerin gönderildiğini engellemeye de çalışmıyor diyor. Adam uzun lafın kısası diyor ki, TikTok kullanmayın.
yapmayın. Ailenizin kullanmasına, arkadaşlarınızın kullanmasına da izin vermeyin. Dün de bunu söylüyordum. Bugün de aynısını söylüyorum sevgili dostlar. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama sizin çevrenizde eşiniz, dostunuz, abiniz, ablanız, kardeşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz kim varsa çevrenizde bugün şu an ona yapabileceğiniz, eğer gizlilikleri sizin için önemliyse, eğer o insanların verileri onlar için önemliyse, eğer burada bir takım şeylere dikkat etmek gerekiyor bilmem ne diye düşünüyorsanız yapabileceğiniz en büyük iyilik TikTok'u onun telefonundan kaldırmaktır. Çoluğunuz çocuğunuz varsa da yüklemeyin arkadaşlar. Hiç girmeyin o topa. Şöyle bir hikaye var. Bunun eğer TikTok videosu seyretmek istiyorsanız bu kadar çok. Açın abi YouTube'u. Zaten binlerce TikTok videosu yüklüyorlar oraya. Hani seveni de var. Bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum. Açın YouTube'da izleyin abi TikTok videolarını. Oradan en azından bilgileriniz size kalır. En azından kime gidiyor, kime geliyor onu anlarsınız. Ben sevmiyorum. Sevene saygım sonsuz. Neden böyle düşündüğümü de az önce anlattım. Eğer benimle aynı fikirde olmayan varsa da fikrine saygı duyarım. Kendileri bambaşka şekilde düşünüyor olabilir mevzuyu. Onların hepsine de okeyim ama ben böyle düşünüyorum. Böyle düşünmekten de mutluyum. Mevzu bu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay YouTube. Abone olun oğlum.